Masadan hiç kalkmadan Viper HD 3000 modelini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Çok tatlı bir model. Bugün sizlerle birlikte Vortex Viper HD 3000 modelini inceleyeceğiz. Fiyat performans olarak iyi bir ürün. Aslında Diamondback ve Crossfire'dan çok da hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Ama Razor'un da kendince bir albenisi olduğu için ben Razor kullanıyorum. Ama biraz bu işe yapıyoruz. Hani o yüzden bizim için çok önemli değil yani. Hangi modeli hangi markayı kullandığımız. Seviyoruz. Kullanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ya bu kutu da çok hoşuma gitti ya. Mesut abi kutuyu güzel yapmışlar abi. Allah. Evet. Viper, HD. 3000 modeli. Adı üstünde 3000 yard ölçüme sahip olan bu model gerçekte 2743 metre ölçüm yapabiliyor. Tabi maksimumda. Ağaç modunu yani ağaç toprak bunu hep karıştırıyorum. Modunu düşünecek olursak da o zaman 2300 yard yani 1303 metrelere falan tekrar canlı hedef. Hayvan, insan başka canlı şeyleri şey yapamıyor gözümüze göremediğimiz, idrak edemediğimiz inanırsınız, inanmazsınız bilmiyorum ama onları da düşün önürsek Onlara da düşünürsek 2000 yard. O da takribi olarak yani canlı hedef insan vesaire gibi şeylerden bahsediyorum. 1828.8 metre civarında yani insanda 1800 cansız düz bir mesafeyi ölçeceksek şayet ortalama olarak. Tabi şöyle bir şey de var yani canlı insan üzerine basmak var. Bir de insanın olduğu bir yerdeki binaya basmak var. Hani o yüzden aa insanı bu çok 3000 diyor ama 1800 ölçüyor gibi bir şey akla gelmesin yani sonuçta. Bir insan bir arabanın yanındadır. Arabayı ölçersin 2500 metredir hiçbir sorun yaşamazsın. Ama tutup da işte direkt insan üzerinden ölçüm yapmaya çalışırsak ve hatta hayvan üzerinden ölçüm yapmaya çalışırsak ölçüm miktarı 1828 metre. Bu ürün çok fazla. Yani diğer Crossfire ve Diamondback modelinden daha uzağa ölçtüğü için bu ürünün lensi 7x zuma sahip, tabi bunlar sabit zoomlar. Ve lens çapı da 25 mm. Çünkü daha fazla zoom yapıyor, daha fazla anın gözükmesi gerekiyor. Hemen bir kutu açılımı yapalım. Kutumuzu açıyoruz. Hadi hemen ilk başta bunu göstereyim. Vortex'in şöyle güzel, ucuza herhalde mal etmişler ya da bir yerden kapatmışlar kılıfı. Güzel bir kılıf, böyle kemere memere bir yerlere takabilirsiniz. Şöyle cırtlı bir aksesuar parça. Hadi göstereyim de hadi şey olmasın, kimsenin gönlü kalmasın gözüktüğünü gözükmüştür. Kullanma kılavuzu. Ya bezler giderek fiyat arttıkça galite artıyor. Ha yani şu güzel poşete koyabilirlermiş. Askı parçası bir tane de şöyle göstereyim. Gucuk bir şey ee, yani işte bunu bağlıyorsunuz böyle sallandıra sallandıra geziyorsunuz. <laughs> Diyor şu. Böyle bir parça. Bir adet alyan. ilginç bir şekilde. Ya bunu elin, bu youtuberlar elini neresine koyuyor acaba? Şöyle falan mı yapıyor? Alyan işte ya bildiğiniz Alyan. Alyan'ı at. Bu bez bizim şeyimiz ya. Bilmiyorum çok ayrı duygular yaşıyorum bezde. Kapattık. Kutumuzu şöyle hoş bir yere koyduk. Kılıfından Viper HD 3000. Şu güzelliğe bir bak. Bir de şöyle göstereyim. Nasıl? Bir de şöyle göstereyim. Kılıfımızı şurada bir yere atalım. Ağır. Bu ağır abi. Gerçekten ağır abi. Serisi merisi her şey yazıyor. Vortex Viper HD 3000. Viper'ı bilirsiniz. Premium serili Vortex ürünlerinden bir tanesidir. En üst segmenti, en elite mi diyelim ne diyelim bilmiyorum. Normalde Razor serisidir. Viper'da bir takım özellikleri kısılmış üst seviye ürünler olarak düşünebiliriz. Çünkü Viper serisi hakikaten Vortex'in en premium ürün sınıflarından bir tanesidir. Ama en üst zirvede Razor ve çeşitleri vardır. Viper Pepper'da yine üst ve fiyat performans olarak ürün gamutu içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Şimdi bu ürün minimum 6 yard takribi olarak 5.5 metrede ölçüm yapabiliyor. Niye 4.5 değil diye kimse bir şey söylemesin. 5.5 metre işte sonuçta 7x lense sahip. Linear'ı 1000 yardta 1000 metreye bakarken gördüğümüz o bölüm var ya ortada reticle'ı var bunun yani lazerin ateşlediği kısım noktayı düşünün. Sağ ve solundaki eşit mesafeden bahsediyorum. Bu da 314 feet. Şimdi size bir fiti nereden bilelim? Şöyle söyleyelim. 1000 metrede 104.2 metrelik bir mesafeyi görüyoruz. Bunu da ikiye böldüğümüz zaman 52.1'lerde. 52.1, 52.1 gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu baktığımız açı da yani şundan bahsediyorum 6 derecelik bir açı. Bu işe yarayan bir bilgi değildir belki ama ben yine de söyleme gereksinimi hissediyorum. Ayrılifi 15.5 mm. Aslında diğer modeller 16 mm vesaire olanları da vardı ama bunda zoom yükseldiği zaman isterseniz aylık biraz düşüyor ama sadece 0.5 mm düşmüş. Yani görüşümüzü engel olan hiçbir şey yok. Onu size söyleyeyim. Ve bizim kabul edebileceğimiz yüksek düzey dediğimiz ayrı lif yani göz röfyeli olduğunu söyleyebiliriz. Bu ürün CR123 pil kullanıyor. Diğer modeller biliyorsunuz CR2 kullanıyordu. Burada ünite biraz daha güçlü olunca ister istemez daha iyi bir ve daha güçlü bir pile ihtiyaç duyuyor. CR123 pili kullanıyor. CR123 pille birlikte 258 gramlık bir ağırlığı var. Yani biraz elde bir miktar ağırlığı var. Belki şu klipsi falan çıkarabiliriz. 5-10 gram da oradan hafiflik sağlayabiliriz ama ne gerek var. Yani böyle bence gayet iyi. Çok ağır olduğunu söyleyemem. En azından Diamondback HD gibi bir modelle hemen hemen aynı ağırlığa sahip. Bununla birlikte bu ürünün pili %25'e geldiği zaman diğer ürünlerde olduğu gibi ekranda pilin zayıfladığına dair bir uyarı veriyor. Ve bu ürün diğer aslında Diamondback ve Crossfire'a nazaran ne zaman kapanacağını seçebildiğimiz menüde bir bölüm var. 15 saniye 30 saniye ve 60 saniye olarak seçeneklerimiz var. Bu ayarlamada tamamen size kalmış. Burada bir XR dediğimiz lens teknolojisi var. Hep söylüyorum, hep söylüyorum ama bundaki lens kalitesi diğerlerine nazaran bir tık daha iyi. Sonuçta daha fazla para veriyorsunuz. Dolayısıyla kromatik aberasyon gibi güneşli havalarda bu 7x zoomla bir yere baktığınız zaman olabilecek renk saçılmalarının tamamen önüne geçtiğini söyleyebilirim. Vortex'in Armortech teknolojisi bu üründe de var. Yani kirlenme, yağlanma, işte toz, darbe, buğulan gibi birçok şeye karşı önleyici bir yapısı var. Bununla birlikte su geçirmezliği var. Ön kısım sert bir polimer malzemeden yapılmış ve üzerindeki kaplaması vesaire çok hoş. Dokular silikon, onu belirteyim ama sert bir silikon hareket etmeyecek şekilde. Fiziki yapısına birazcık bakacak olursak burada bir güneşliğimiz var. Çok basit bir şekilde geliyor. Bunun göz otofokusu öndeki bölümden ayarlanıyor. Şuradan yapılıyor yani. Şöyle göstereyim. Şuradaki bölümden yapılıyor. Şuradan Burası sadece güneşlik. Klipsi buradan alıp isterseniz bu kısma da takabilirsiniz. Üzerinde 2 adet butonu var. Hili buradan takıyorsunuz ve burada 1 bölü 4 tripod girişi var. Yani istediğiniz tripota bu ürünü sabitleyebilirsiniz. Diğer ürünlerde olduğu gibi LOS ve HCD modu var. Ben yine tekrar ediyorum. HCD modunda sadece mesafeyi ölçersiniz. Açılı veya açısız fark etmez size ne kadar mesafede olduğunu söyler. LOS modunda ise açısal değerleri size yazar açısını yazar eğiminizi onu söyleyeyim yukarı mı aşağı mı ve bununla birlikte mesafenizi ölçerken bu aradaki açıyı da metrik veyahut da yart olarak içerisine ekler siz hangisini seçtiyseniz onunla birlikte size mesafeyi söyler. Yani diyelim ki ben açısız bir ölçüm yapacağım. HCD modunda bastım 750 metre çıktı. Los moduna aldım bastım 780 metre çıkar artı bir de açısı yazar. İstersen o açıyı oradan çıkarabilirsin. Biraz kişisel kullanımla alakalı. Sinek mi ısırdı ne yaptı acaba neyse. Bu biraz da sizin kullanımınız ile alakalı hangisini kullanmak isterseniz. Bunlar bu ürünü belirleyen ana modlardı. Bir de bunun altında lazerin güç ünitesini çalıştırdığımız bir takım modlar var. Bu modlara gelecek olursak normal mod mantıken en çok kullandığımız birçok alanda rahatlıkla kullanabileceğimiz bir mod olduğunu söyleyebilirim. Diğer modellerde en güçlü mod dedik ama bunda en güçlü mod sayılmaz ama 4 mod içerisinde bu makinenin performansından ödün vermeden kullandığımız en güçlü mod olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte first modu var. Diğer modellerde olduğu gibi. First modu da diyelim ki ağaçlar var. Önünde de bir canlı var. Biraz daha kısa mesafeden bahsediyoruz tabii ki. Arka bölümü ölçmez. Lazer daha yakın plandaki bu canlıyı ölçer. Sizin daha çok canlı hayvan ölçümünde kullanacağınız mod olduğunu da bir nebze söyleyebiliriz. Last modu var. Buna da çalı arkası mod diyebiliriz. Yani diyelim ki yapraklar var, dallar var ve arkada bir canlı hedef var. Bu öndeki yansıması olan ağacı ve benzeri işte toprağı, taşı, kayayı ölçmek yerine arkadaki hedefi ölçmek için kullandığımız mod. Bunlar farklı lazer teknolojileri tabii. Hani oradaki lazerin dalgasının değişikliğiyle ölçülen şeyler. O bağlamda bize kolaylık olması adına Vortex'in üretmiş olduğu modlar neden tek mod yok diye sormayın. Bir de ELR modu var. Şimdi bu ELR modu aslında işte bu Viper'a verdiğiniz paranın sadece metre olarak uzak mesafeyi ölçmesinin haricinde en önemli modu. ELR modu bunun maksimum güçte lazeri çalıştırdığı modu. Şimdi diyeceksiniz ki yani normal mod en yüksek mod değil miydi? Öyleydi ama şöyle bir durum var. ELR modu diğer tüm modlardan çok daha yavaş çalışıyor. Tabi bu yansıdığı alana göre de değişiyor. Ama bununla birlikte en doğru ölçümü ve en uzak mesafede en az yansıma olan hedefleri ölçerken kullandığımız mod. Bu mod biraz hassas bir mod. Lr modu kullanırken bu şekilde minik veyahut da büyük olduğunuz alana göre bir tripod olması gerekiyor. Elinizde de bunu yapabilse ama doğru ölçüm biraz zor. Çünkü çok uzak mesafe ölçebilirsiniz. Ufak bir hareket bile bir yanda mesafeniz arasında çok ciddi açılmalar yapabilir. O yüzden sabit olacak. Düğmeye basacağız. Biraz daha geç tepkime süresi almış olacağız ama en güçlü mod ELR modu. Bir de diğer ürünlerde olan gibi tarama modu var ama bunun tarama modu korkunç derecede iyi. Yani düğmeye basıyorsunuz. O kadar hızlı bir tepkime süresi var ki sizi böyle hani ulan hadi gelecek mi falan diye beklemiyorsunuz. Basar basmaz çok hızlı bir şekilde sürekli olarak ölçümlerini hızlı bir şekilde yapabiliyor. O bağlamda hani Viper serisinin zaten premium olduğunu birazcık söyledik. Bundan dolayı da hani bir takım şeylerinin ön planda olması normal. Sonuçların hani fiyatı da daha yüksek. Bunu da biraz böyle görmek gerekiyor. Bu tip ürünleri kullanırken su gibi yerlerde yansıma çok az olacağı için lazer gider ve geri gelmesi zordur. O bağlamda etrafındaki toprak alanlarda ölçüm yapmamız gerekiyor. Bununla birlikte kar, yağmur, sis gibi zorlu hava şartlarında ölçüm yine problemli olabilir. O bağlamda açık havalarda en temiz ölçümü yaparız. Bu biraz da dediğim gibi işinizle alakalı olan bir durum bunları kullanırken bu tip özelliklere dikkat edin. Aslında bazı videolarda söylüyorum bazılarını unutmuş oluyorum. İçerisindeki OLED kırmızı aydınlatmanın 5 ayrı modu var. 1'den 5'e kadar aydınlatma. En yüksek 5'i genelde tam güneş ışığında kullanırız. Biri de gece şartlarında falan kullanırız. Ama siz opsiyon olarak istediğiniz şartlarda ayarlayabilirsiniz. Tüm mesafe ölçerler hemen hemen dünya üzerinde ölçülenlerin tamamı diyebiliriz. Metre ve yard gibi ayarlama seçeneklerine sahiptir. O bağlamda bunu devamlı olarak sormanıza gerek yok. Başka neyi varmış bunun başka da bir şey yok. Last elere tarıyor, Tarayamıyor ki. Küçücük alanda iş yapıyoruz. Lastaras. Garibim. Bunun da bir şey yokmuş hamut olarak.